Hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle Tonguç Kampüs'te ne. neye bakıyoruz? Eski Türk tarihine bakıyoruz. Tabi derse geçmeden evvel enize kronolojik AYT ve TYT kitabı varsa. Sorumlu olduğunuz kısmı söyleyeyim. Ondan sonra dersimize bakalım. İlk ve orta çağlarda Türk dünyası 48-57 arası hani AYT ve TYT bağlamında soruları çözeceğiniz e, kısım. Hani buradaki soruları çözerek özellikle ÖSYM tazi soruları kendinizi biraz daha adapte etmeniz mümkün. Kapsül bilgilerle de e, soru bilgisini artırabilirsiniz. Mesela ben burada yazmışım şey. Türk adına verilen anlamlar farklı yıllarda ÖSYM tarafından sorulmuştur demişim. Mesela şey. Kaşkarlı Kaşgarlı Mahmut olgunluk çağı demiş. Van Bey çoğalmak türemek demiş. Ne bileyim Uygur kaynakları güçlü kuvvetli İbni Elfaki Elhamadani terk edilmiş demiş. Veya e, fiyok, deniz kıyısında oturan adam demiş. Yani farklılaşıyor yıllara göre. bu gibi kapsül bilgileri de bakabilirsiniz. Kitaptan unutmayın. Hadi bakalım bizim için eski Türk tarihi dersi başlasın. Şimdi öncelikle bu dersin geniş bir anlatımına ...ulaşmak için hemen bu videonun sağ üst köşesindeki e, simge kısmına tıklayabilirsiniz. E, daha geniş anlatımına oradan erişmeniz mümkün. Bu nokta atış... E videosu Bu yüzden hani burada daha kısa ve pratik bir anlatım söz konusu. Şimdi Türklerin Orta Asya'daki coğrafyasına baktığımız zaman sert bir iklime sahip coğrafyada. Özellikle e, ağırlıklı olarak hayvancılıkla uğraştıklarını ve göçebe bir yaşam tarzının olduğunu söylemek gerekir. E, bu yüzden Türkler tarih boyunca dünyanın farklı yerlerine göç eden e, ve göçebe bir millet unsurunu Kafkasya'dan Anadolu'ya Avrupa'dan işte Hindistan coğrafyasına Orta Doğu coğrafyasına kadar götüren bir medeniyet olduğunu söylememiz gerekir. Türk tarihinde e, Türk adında doğal olarak çok farklı coğrafyalarda, çok farklı isimler ve milletler tarafından da farklı olarak adlandırılmış burada. Mesela işte Vamreyi çoğalmak türemek demiş. Veya Ziya Gökalp töreli demiş. Töreye dayandırmış temelini. İşte İbni el faki el terk edilmiş demiş. Veya İran kaynakları güzel insan demiş. Kısacası farklı milletlerde, farklı topluluklarda vermiş oldukları izlenip doğal olarak Türk adının da farklılaşmasının temel sebebi olarak bilinmektedir diye. Orta Asya kültür bölgelerine baktığımız zaman Anadolu kültürü en eski kültür bölgesine, Afanasya kültürü Türklerin en eski kültür bölgesini Takar kültürü ise en gelişmiş kültür bölgesine beraberinde vermektedir. E, devletlere gelelim. Bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Asyonlu iletir. Teoman tarafından kurulmuştur. En parlak Metan döneminde yaşamıştır. Metan döneminde Çin vergiye bağlanıyor. E, Ordu da özellikle onun sisteme geçilme yine Asyon devletinde e, Metan dönemindedir. Zamanla iki ayrılıyorlar. Ee, burada Batı ve Doğu Hunlar olmak üzere. Dikkat edin Batı Hun Devleti Asya'da kurulmuştur. Avrupa Hun Devleti ile Batı Hun Devleti iki farklı devlettir. Aynı devlet burada ifade edilmemektedir. Zaten Batı Hun Devleti ile Avrupa Hun Devleti ayrı ayrı olarak Cumhurbaşkanlığı Forsu'nda da e, yer edilmiştir. Onu söyleyelim. Birinci Kök Devleti'ne gelelim. Türk adıyla kurulan ilk devlet olduğunu söylemek gerekir. Ötüken merkezli olarak Bumin Kağan tarafından kurulan bu devlet en parlak dönemini Mukan Kağan döneminde yaşamıştır. Tapu döneminde Budizm faaliyetlerine geçilmeye çalışılıyor ama Tapu devletin önde gelenleri ve halkıyla ters düşüyor. Budizm kabul edilmiyor. İkinci Köktürk Devleti'ne gelelim. birinci Köktürk Devleti yıkıldıktan sonra Türkler uzun bir müddet Çin esaretinde yaşamış. Bu esarete karşı ilk olarak Kürşat ayaklanması daha sonra da Kutluğun başlatmış olduğu ayaklanma hareketleri oldukça önemli ki Kutluk başarıyla bunu tamamlıyor. Kürşat ayaklanması başarıyla tamamlanamıyor. E, Kutluk Kağan e, kara kurum merkezi olarak bu devletin temellerini atıyor. Tony Hukuk, Türk tarihinin bilen ilk vezirlerinden biridir. Özellikle devlet işlerinde, 2. Kök Türk Devleti döneminde oldukça önemli işlere sahiptir denilebilir. Kapkan Kağan döneminde bütün Türk boyları tek çatı altında toplanıyor ki bunu daha önce başaran kimdi? Metağındı. Bilge Kağan döneminde devletin parlak dönemini yaşamış. Bilge Kağan, Kürtügin ve Tony üçlü yönetimi devlete güzel günler yaşatmıştır. ...demek gerekir. Türk tarihinin bilinen... ...ilk yazılı eserli olan Orhun kitabeleri... E, ...bu devlet dönemine aittir... ...diyelim. Bal, e, Basmin Karluk ve... ...Uygurlar tarafından yıkıldıklarını da ifade etmek... ...gerekir. Uygurlar, Türk tarihinin... ...yerleşik yaşam düzenine geçen ilk devleti... E, ...bizim için Uygur devletidir. E, geniş bir çapta tarımla uğraşmışlardır. E, aynı zamanda... ...Böğük zamanında ise ...şöyle manidini e, ...burada benimselmiş. Çin'e gidiyor... ...bir süre Çin'de yaşıyor. Orada tanışmış olduğu... ...bir dine ülkesine getiriyor... E bu yüzden e, bu niteliği de içerisinde barındıran bir medeniyet olduğunu söylememiz gerekir. E, Kırgızlar tarafından siyasi varlıklarına son veriliyor ama Uygurlar uzun bir müddet Orta Asya'da yaşamışlardır halk olarak. Günümüzde ise Sarı Uygurlar Çin'de, Turfan Uygurları ise Doğu Türkistan'daki e, oluşumu e, şekillendiriyor. Öyle diyelim. E, peki Oğuzlara gelelim. Hani Oğuzlar e, burada 9 Oğuz kağanlığı olarak yani tarihteki en eski varlıklarına ulaşılır. E, Oğuz Yapgu devletini bir süre Orta Asya'da kurmuşlardır. E, boylar halinde ...organize olan bir e, yapıları var ki e, bunlar 10. yüzyılda beraber İslamiyet'i kabul etmeye başlıyor. İslamiyet'i kabul eden Oğuzlar ise Türkmen ismi verilmiştir. Onu da söyleyelim. Büyük Selçuklu mesela Oğuzların Kınık boyu, Osmanlı Oğuzların Kayı boyu... E, ...yani bu Oğuz boyları da çok önemli e, devlet ve imparatorlukları kurmuşlardır diyelim. Peçenekler, Karadeniz'in kuzeyinde konuşlanan, daha çok topluluk halinde yaşayan e, bir nitelik Bizans'ta bir süre Bizans'ta bir süre mücadele ediyorlar daha sonra Bizans'ta paralı asker olarak görev yapıyorlar. Özellikle Malazgirt Savaşı'nın seyrinin değiştirilmesinde peçenekler oldukça önemli. Savaş sırasında Bizans'ta paralı asker olmalarına karşın taraf değiştirmiş ve Selçukluların tarafına geçmişlerdir. Savaşın seyrini değiştiriyorlar. Kıpçaklara gelelim. Karadeniz'in kuzeyinde konuşulan bir topluluk Kıpçaklar. Hani bunların bir kısmı Müslüman bir kısmı Hristiyan olarak varlıklarını sürdürmüş. Osmanlı'nın hizmetine geçiyorlar. Rus ile yapmış oldukları mücadeleler Igor Desanla konu edilmiştir. Öyle söyleyelim. Daha sonra bölgeden geçiyorlar. Doğu coğrafyasına geliyorlar. Bir müddet Eyyubilerin, daha sonra da Memlüklerin e, hizmetindeler. Hatta Memlüklerde bir dönem eee biliyorsunuz Memlüklerde veraset anlayışı geleneksel veraset anlayışı gibi değil. Hatta bir veraset anlayışı yok. En güçlü komutan devleti yönetebiliyor. E, bu yüzden de e, bir dönem Memlüklerin hakimiyetinde ele aldıklarını söylemek gerekir bunlar için. Macarlar Hani günümüzde yabancı dilde isimleri nasıl mesela İngilizce'de? Hungaraydır değil mi? Temeli Hunlara dayanmaktır macalların. Fin Uğur kavminin bir bölümü olduklarını söylemek gerekir. E 896'da Macaristan coğrafyasında bağımsızlıklarını ilan ediyorlar, varlıklarını söylüyorlar. Günümüzde bir devlet olarak da aynı zamanda varlıkları mevcut. E, tarih bilen ilk Türkoloji enstitüsü ise, enstitüsü yani çalışmalarında yine e, Macarlar başlatmıştır. Avrupa'nın devleti. Türkler kavimler göçüyle beraber Avrupa'ya geçince Hunlar özellikle Avrupa'da teşekkül olarak bir Türk devleti kuracaklardır Balamir önderliğinde. Ulduz döneminde Türkler Anadolu'ya adım atıyor. Atilla döneminde en parlak döneminde yaşıyorlar. Hatta Doğu Roma'ya yönelik olarak fetih hareketleri sonrasında Margus ve Anatolius anlaşmaları imzalanmıştır. Doğu Roma vergiye bağlanmıştır. E, Nibelungen destanı e, bir Alman destanıdır. Burada Atilla'dan eser olarak bahsedilir. E, Hunlarla Burdonklar arasındaki mücadele anlatılıyor. Hazarlar Doğu Avrupa'da e, yani derli toplu olarak bir devlet kuran ilk Türk e, topluluğu Hazarlardır bizim için. E, Museviliği benimseyen ilk ve tek Türk devleti olduklarını söylemek gerekir ama ...Museviliğin yanı sıra ülke içerisinde İslamiyet, Hristiyanlık, işte Göksane inancı gibi farklı inanç nitelikleri de var. E, bu da yani onların dini hoşçuluğuna sahip olduklarının göstergesidir. Avarlar hem Orta Asya'da hem de Avrupa'da devlet kuran Hunnari gibi bir başka devlet avarlardır. Ortak özellikleri bunlardır öyle söyleyelim. Aynı zamanda İstanbul'u ilk defa kuşatacaklar. İki defa da kuşattıklarını görebiliriz. Avrupalıların işte üzenliği tanımasında, askeri sistemleri tanımasında avarların etkisi söz konusu. Bulgarlar, Büyük Bulgar Krallığı dönemiyle Kubratan döneminde şekillenen ama daha sonra ikiye ayrılan Bulgarlar e, bizim için hani İtil Bulgarları ve Tuna Bulgarları olmak üzere siyasi varlıklarını sürdürmüşlerdir. İtil Bulgarları İslamiyet'i kabul eden taraftır. İslamiyet'i bir devlet dini olarak kabul eden ilk Türk devleti ise İtil Bulgarları. O özellikleri de var. Tuna Bulgarları ise Asparog döneminde organize oluyorlar. Boris Han döneminde özellikle gelişmiş niteliğini barındırıyor. Hristiyanlığı da kabul ediyorlar ve asimil olarak e, varlıklarını, e, Türk varlıklarını e, kaybediyorlar diyelim. Karluklar, Orta Asya'da görmüş olduğumuz temel bir topluluk. Özellikle İkinci Türk Devleti'nin yıkılmasında, Uygu Devleti'nin kurulmasında, Talas Savaşı'nda, e, burada Araplara yardım edilmesinde... Ve savaş sonrasında da Kralın Devleti'nin temellerinin atılmasında oldukça etkili. Hani bir topluluk olmalarına karşın gerçekten siyaseti çok etkileyen bir topluluk olduğunu söylemek gerekir. E, Türk işler Orta Asya'da bir e, tampon bölge kısmında Araplarla uygular arasında tampon devlet oluşturuyor. Hatta uzun bir süre Emevi ordularının e, Orta Asya'ya girmesini engelliyor. Ama Abbasiler döneminde Türk işler e, burada siyasi varlıkları sona erince Abbasiler ve... Çinliler karşı karşıya kalmış ve 751 Talas Savaşı meydana gelmiştir. Kırgızlar Ötüken Merkezi olarak kurulan son devletlerden biri olarak söylememiz gerekir. Günümüzde bir bağımsız devlet olarak varlıklarını söylüyorlar ama tarih boyunca çok farklı devletlere de tabi olmuşlardır. Mesela 13. yüzyılda Moğollara, 19. yüzyılda Ruslara, daha sonra Sovyetlere 91'de de bağımsızlığını ilan ediyorlar. Dünyanın en uzun destanlarından biri olan Manas Destanı da Kırgızlara ait diyebiliriz. Evet Dersimizin temel konu ve esasları böyleydi. 10 dakika içerisinde <laughs> bir rapçi edasıyla e, buraya anlattım. Geçen haftanın ödüllü sorusunun cevabını vereyim sizlere. Gırgınmış destanı hangi medeniyete aitti diye. Kime aitti? Sümerlere aitti. Bu haftaki ödüllü sorun bu. Yerleşik yaşama geçen ilk tur topluluğu hangisidir? Bunun mutlaka cevabını bu videonun yorum kısmına yazın. Size ve ailenize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Hadi bakalım. Gelecek derslerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>